Merhaba arkadaşlar, Japonca dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazen sesim kısık çıkabiliyor, çok üzülüyorum. Çok konuşmaya alışık olmadığım için sesim kısık çıkabiliyor. Burada seyahatlere girdik. Çok hızlı konu değişimleri olacak. Genel seyahat şekillerinde nereden baksan %90 seyahat şekillerinde TUS'u kullanılıyor. İnsanları saymadan in kullanacağız. Tabii çoğunda özellikleri var. İnce objelerde kağıt gibi, ince işte şeylerde kağıttır, işte sayfadır, işte burada standlar var, damgalar var gibi gibi, ya da kıyafetleri saymak için mayı kullanacağız. Elektronik aletler, televizyon, işte ne bileyim mikrodalga, fırın vesaire, buzdolabı sayma gibi şeylerinde dayı. Ve taşıtları sayarken de bisiklet, işte metro falan filan, işte araba bir şeylerde dayı kullanacağız. Sayma şekillerine başlayalım. Hitotsu bir tane demek. Futatsu iki tane. Mitsusu yani şöyle yazılıyor. Mit küçük tu ve bir büyük tu var. Mit tutsu. Yotsu gene aynı. Mitsusu çok özür diliyorum. Şöyle yazılıyor. İki tane büyük tu olacak. Yotsu değilse normalde yo koyup ufak tusu ve bir tane tusu. Bu tusunun ufak tusunun anlamını bildiğinizi varsayıyorum. Bir sonrakinin başındakinden bir tane daha yazıyorsunuz. Yotsu oluyor 4 tane. Itsusu 5 tane. Mutsu 6 tane. Nanatsu 7 tane. Yatsu 8 tane. Kokonotsu 9 tane. To 10 demek, 10 tane. Ikutsu ise kaç tane sayılabilenlerde kullanıyorduk. Ve önceki videolarımı izlediyseniz günlerde yani günleri sayarken vardı. Suisachi vardı. Futatsu, Mika, Yokka, Itsuka diye gidiyordu. İlk 10 tanesi Yokka, işte özel söyleyeyim. Hatsuka 20'de, 24'lerde Yokka diyorduk. Burada fark ettiyseniz Suitachi diyor. Bunları Suitachi burada özel. Futsuka. Mesela burada günlerde K geliyor. K. K. Gördüğünüz gibi bir hariç. Burada ise Futsuka dersek ikinci gün oluyor. Yani ayın ikinci günü. Burada ise Futsu gelmiş. Yani Futatsu. Yani söylemeye çalıştığım şey şuradaki Futa ile şuradaki birbirine aynı. Burada ise Mitsusu var. Burada ise Mi var. Mika. Yani başındaki Mi aynı. Burada ise Yokka var günlerde. Burada ise Yotsu var. Yo aynı. 5'te gene Utsu var. Burada Itsuka var gördüğünüz gibi. Utsuları aynı. 6'da ise Buika demiş 6. gün. Burada ise Mutsu demişiz 6 tane aynı. 7 gene Nanatsu. Burada ise Yoka demiş. 8'de ise Yatsu olarak değişiyor. 9'da ise Kokonoka demiştik. Yani 9. gün oluyordu. Burada ise 9 tane demek için Tsu koyacağız. Yani Kokonotsu olacak. Yani şu Koko No kısmına kadar aynı. Benim demeye çalıştığım şey şu. Şu kısımlar aynı gördüğünüz gibi günlere benziyor. Böyle ufak bir üstünden geçeyim dedim. İnsanları sayarken belli ki özel Hitari demek Hitori diyeceğiz. Çok üzül diliyorum. Hitori bir kişi demek. Hitori de iki maçta dersem tek başıma gittim. Yalnız gittim anlamlarına da geliyor. Futori iki kişi demek. Sanin ise Naruto izlediyseniz oradan bilirsiniz. Sanin derler. Üçlü bir tane Sanin'ler vardı ondan bahsederken. Yon'un ise 4 demek. Burada Yon N'si vardı. O düşüyor. Kon'un 5 kişi. Rokun'un 6 kişi. Nana'nın 7 kişi. Burada ise kişinin kanjisini yazmışım. Yani bir kişi derken mesela biri yazacağız yanına. 2 derken kişinin kanjisi. 3 derken kişinin kanjisi diye böyle gidecek. Burada ise kunin diyeceğiz. Yani kunin olmayacak. Kunin diyeceğiz. Burada ise junin diyeceğiz. Nan ise kaç kişi oluyor sorularda. Mayilerde ise chimai, nimai, sanmai, yonmai, gomai, rokumai, nanamai, hachimai, kyumai. Burada dikkat edin. Kyu oluyor. Ku değil. Kyumai, jumai. Bu ise nanmai. Kaç tane oluyor? Dolabını açıyorsun. Kıyafetlerim var diyelim. 10 tane. Kaç tane kıyafetin var?
Nanmai fukoga aremasu ka diyeceğim mesela. Sen de diyeceksin ki işte watashi no kaç tane olsun? 7 tane olsun. Nanmai ga aremasu diyeceğiz. Bunda da areması da kullanmış olduk yani. 7 tane var olacak. Elektronik şeyler ise dai demiştik. İçi dai, ni dai, san dai, yon dai, ko dai, iroko dai, nana dai, hachi dai, kyu dai, yu dai, nan dai ise sorularda olacak. Kaç tane? Demek bir tane bilgisayarınız var diyelim. İçi dai, pazavonga, aremastu diyeceğiz. Yani bir tane bilgisayarım var diyeceğiz. Burada ise bir şeyden o ve ga'yı buradaki saat şekillerinde kullanacağız. Yani şu Japonlar bizdeki gibi, biz mesela burada elma var diyelim. Bir tane elma var. Biz bir tane elma deriz, değil mi? Elma. Japonlar ise tam tersini diyor. Elma diyor. O koyuyor. Bu gelecek kuraldan dolayı. Yanına ise sayaç. Sayaç. Yani Ringo o hitotsu tabemaçta elma değil, elma ediyor, bir tane yedim diyor. Yani bir tane elma yedim oluyor. Bu da yumruk şeklinde gözle görülür bir olduğu için tusu sayını kullanmış. Burada ise iki tane insan var. İki tane neydi? Futari. Yani nasıl diyebiliriz ki buna? İki tane insan var. Burada iki tane insan var. Ne diyebiliriz? Futorika imas diyebiliriz yani. İki tane var diyebiliriz. Yani burada ga'yı kullandık. Ga imas dedik. Burada ise gene arimas var. Onu kullanacağız. Yani nasıl basit şekilde söyleyebilirim diye düşündüm. Burada ise kaymaç diyeceğiz. Yani 5 tane stamp var burada. Ne diyeceğiz? Go mai diyeceğiz. Yani stampu o go mai kaymaçta. Burada o kullanacağız. Muraymaçta neydi? aldım. Agemas neydi? Vermek. Burada ne var? 6 tane mikan diyelim bunlara. Ya da orange de diyebilir. Şey olsun, çok özür dilerim, mandalina olsun. Ne diyorduk? Mandalina dedik, mikan dedik. O dedik. 6 tane neydi? Mutsuzu. Yani neydi günlerde 6. gün? Mukkaydı. 6 tane ise mutsuzu olacak. Burada ise moraya maçta diyeceğiz. Şu yukarıda gördüğünüz gibi yani saatle şey arasında bir şey gelmiyor burada. Mutlusu oraya maçta. İşte 6 tane verdim oluyor. Burada ise araba var diyeceğiz. Kuruma diyeceğiz. Ga diyeceğiz. Kaç tane var? 3 tane dayı dedik. Sandayı garimas diyeceğiz. 3 tane var diyeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var burada. 4, 5, 6, 7, aynen 9 tane var. Torimaş da olacak yani. Burada fotoğraf çekmiş Torimaş. 7 tane fotoğraf çekmiş. Ne diyeceğiz? Resim Şaşin demekti. Şaşin o 7 tane 9 tane var. Çok üzülüyorum. 7 nereden çıktıysa ne diyeceğim burada? Çektik ince şeylerde olduğu için Q May diyeceğiz. Q May Torimaş'ta diyeceğiz. Şaşino Q May Torimaş'ta diye devamını getireceğiz buradan. Burada ise ikinci katlı iki tane tuvalet var. Nikai'ni ikinci katta, Chikai, Nikai, Sankai birinci katta, ikinci katta, üçüncü katta gidiyor. Tuvalet var diyeceğiz. Toire diyeceğiz. O diyeceğiz.
İki tane diyeceğiz. Fitotsu birdi, futatsu iki taneydi. Futatsu ga arimas diyeceğiz. Burada ise çocuk var. Otoko noko diyeceğiz. Otoko noko diyeceğiz buraya. Hitori bir tane demek. Tek şeydi. Bir kişi Hitori'ga imas diyeceğiz. Bunda böyle bir alıştırma olsun. Bayağı bir sürdü ama çok da üzülüyorum. Burada ise fiyatı söyleyip ondan sonra o üründen kaç tane aldığımızı söyleyeceğiz. Burada örnek vermiş. Elma demiş, ikori demiş. Kaç para? Kaç tane? İki tane toplam parasına ikorası 300. 150 yenden iki tane 300'ü almış toplamda. Burada ise subete hepsi demek. Yani subete de 1000 yen. Hepsi diyor 1000 yen olacak. Yani burada 3 tane aldığım şeyin toplamı 1000 yen olacak. Yukarıda ise 150 ringo var. Ay çıkırıyor mu var? Dondurma. Meyve suyu var. Yusu 110. Kışı gomu var. Silgi 80 yen. Mikan var. Mandalina. Fan var. Ekmek 130. Çokoreto var. Çikolata 200 yen. Denchi ise büyük ihtimalle pirinç gibi bir şey oluyor. 190 yen oluyor. Burada ben kendim yaparken hesaplamışım. Aşkuryumu'dan bir tane alacağız. Hitotsu demişim. Burada Kishigumu'dan da bir tane almışım. Hitotsu demişim. Buradan ise çikolatadan 4 tane almışım. Yotsu yazmışım. Buradaki ise cümleyi şöyle kuruyor. Asya'daki gibi. Ben diyeceğiz. Watashi wa. bunun fiyatı neydi? Hyaku nüju yen. No diyeceğiz. Ne diyorduk? İlk önce sayacağımız şeyin kendisini sonra sayıcını kullanıyorduk. Ice cream mu? O kaç tane? Bir tane Hitotsu kaymaçta. Burada ise gene parayı söyleyeceğiz. Yani bu ben 150 yenlik elmayı işte iki tane aldım diyor. Keşigomu alacağız. Yani silgi. Neydi bu? Hachuju en no. Kishigomu. O bir tane kaç tane aldık? Aynen bir tane aldık. Hitotsu kaymaçta diyeceğiz. Yani kayamaz diyeceğiz. Çok özledim. Pasformunu çevirdim. Bu dizi Chocoreto alacağız yani. Çikolata 200 yen dedik. Niyaku yen no. Chocoreto o. 200 yenlik çikolatayı 4 tane aldım. Yani çok biraz farklı oluyor tabi. Türkçe'ye göre söyleyince 4 tane aldım. 4 tane elma aldım. Ama burada 150 yenlik elmayı 4 tane aldım diyeceğiz. Elma nereden çıktı? Ben de bilmiyorum. Çikolata olacak. Yani New Kien No Chocolate O Yotsu Kayımaz diyeceğiz. Satın alacağım. Hepsi toplamda 1000 yen oldu. Burada ise zamanların sayma şekillerine geleceğiz. Bu J'nin kancısı. Bu ise kan oluyor. Saat 1 neydi? İçiciydi değil mi? İçici. Yazamadım. Sonra kan eklersek 1 saat oluyor. Yani saat 1 oluyor işte. 1 saat boyunca ders çalıştık. İçici kan benki Yoshimasu da mesela. Saatleri sayıç olarak kullanacağım da kan kullanacağız. Burada ise Rei var. Asatere bu. Sanjuk bunmimas diyor. 30 dakika televizyon izledim diyor. Akşam diyor. İçici kan. Han mimas diyor. Akşam diyor. 1,5 saat izleyeceğim diyor. Zenbu de toplamda diyor. Hepsi diyor. Nanjikan mimaska diyor. Kaç saat izleyeceğim bu. İzledim diyorum bazen. Pasformunda çok söylüyorum. Çok özür dilerim. Burada kota ise cevap Nijikan olacak. Yani 2 saat 30 dakika ile 1,5'ü topladığımızda 2 oluyor. 2 saat olacak. Sayma şekillerine gelelim. Bu kayı demek şuradaki. Yani bir kere
kere ve kez anlamına geliyor. Burada hepsini çok güzel şekilde saymış, şekillerini su göstermiş. İçici kan saatlerde demiştik, ne diyorduk? Kan ekliyoruz. Watashi wa ichiji kan ni ikkai ocha o nemasu diyor. Ben diyor bir saatte diyor bir defa çay içerim diyor. Bayağı bir çay içiyormuş. İçi niçi ni, yani bugünlerde oluyor, saat gün diyelim. Yani bir günde 3 defa yemek yiyebiliriz olabilir. Watashi wa ichinichi ni, bir günde, burada niler var. San kai diyeceğiz. San kai tabemono tabemasu diyorum. Yani yemek yeme şey olsun. Bu da şu neydi? Haftaydı. Kan ise gene sayat. Saatlerde gelen, haftaya da geliyor. Üçü şu kan oluyor yani. Bir yani bu içi şu kan diye değil de şöyle de okuyabiliriz. Şu kan. Yani bir hafta oluyor, yani 7 gün. Şu kan ne? Bir haftada 4 kere ne yapabiliriz? Spor yapabiliriz. Watashi wa şu kan ne? 4 kai. Spotso shimasu diyebilirim. Bu ise bir ayda demek. Aylarda ise, bunu fark ettiyseniz, saatlerde nasıl J'den sonra geliyorsa, burada ise aylarda K geliyor. İkka getsu oluyor. Normal ayı söylersek birinci ay mesela Ichigatsu'ydu. Ocak ayı mesela Ichigatsu, burada Gatsu diyeceğiz. Ama ayları sayıç olarak söylerken Getsu diyeceğiz. İkka getsu ni, ayda ne yapabiliriz? 5 defa, ne bileyim, okula gideyim. Ateşi var. İkka Getsu ne? Gokai Gakko'ya ikimas diyeyim. Okula giderim. İçinen ne? İşte bu bir senede demek. Bir senede 4 ne yapabiliriz? Bilemiyorum ya. Sizin aklınıza geleni çevirsin de, şu an düşününce aklıma cidden bir şey gelmiyor. Yani burada önemli olan işte bir saat, bir gün, 2 gün dersen içini, işte 2 gün tatile, 7 gün tatile gittim diyecekken ne diyeceğiz? Şıkan da diyebiliriz. Bir hafta ya da 7 gün derken bana niçini de diyebiliriz, 7 gün. Yasumi maçta. İşte dinlendim, tatil yaptım. Önemli olan burada buydu. Saatleri, günleri, haftaları, ayları ve seneyi saymayı kullandık. Burada ise Rokkai yazmışım. Rokkai olmayacak. 6 kez, 8 kez de Hachikai değil, Hakkai olacak. Bunlarda dikkat etmemiz gerekiyor. 1, 3, 6 ve 8 işaretlemişim. İlk kayı, iki kayı da görüyorsunuz. Bir sonraki dertte ise daha da kavrayacağız bunları. İşte bu kancısı dakika, jikan, şukan, niçi gün, kagetsu, nen. Bunların kancıları da önemli. Yazabilmeniz lazım. Ve sonraki derste görüşmek üzere. Yani çok da uzatmamaya çalışıyorum aslında. Bir yardırsam bir yarım saat gelir ama çok uzun olursa da sıkar videolar. Bir sonraki derste ise daha detaylı şekilde göreceğiz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.